Manşete hoş geldiniz. İstanbul'da yeni yılın ilk günü yaşanan yumruklu saldırı ardından ki o genç de 8 gündür 9 gündür cezaevinde tutuklandı yumruk attığı için. Yani gerçekten yumruk attığı için kaç kişi şu anda Türkiye'de cezaevindedir ayrı bir konu. Çokça konuştuk üzerine analizler yaptık. Başka bir konu gündemde Türkiye gündeminde Fatih Camii'nde imama bıçaklı saldırı Ömer Salgın isimli saldırgan Galip Usta ve onun öğrencisi Bilal Erdem bıçakla yaralıyor. Görgü şahitlerinin ifadesi akşam namazı sonrasında dün akşam namazı sonrasında bu Ömer Salgın saldırgan İsrail aleyhine sloganlar atıyor. Tekbir getiriyor. Kahrolsun İsrail diyor. İşte uyanın Müslümanlar falan diyor. İmam Galip Usta güvenlik görevlilerini şahsı camiden çıkarmaları konusunda uyarıyor. Fakat saldırganın öfkesi bitmiyor. Namazın ardından imam odasına gidiyor ve imamla görüşmek istediğini söylüyor. Talebesi Bilal Erdem engellemeye çalışıyor bunu. Belli ki herhalde niyetinin kötü olduğunu hissediyor bilmiyorum. Önce onu bıçakla, bıçak darbeleriyle yaralıyor. Ardından da Galip Usta'yı İmam Galip Usta'yı bıçaklıyor. Olay siyasi bir noktaya çekildi. İşte İstanbul Belediye Başkan adayları arka arkaya ziyaret etmişler. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'yla görüştürmüş falan. Orada değilim. Belli ki onlar bu konu üzerine hemen eğiliyorlar. Ya da bunu bir buradan bir siyasi bir şey mi çıkar veya aman bu olay büyümesin diye mi yapıyorlar? Niyetleri nedir bilmiyorum. Fakat bu tehlikeli bir provokasyon. Bu kişinin bağlantısı nedir? Bir meczup mudur? Yoksa bir telkinle mi hareket etmiştir? görevlendirilmiş oraya gönderilmiştir bilmiyoruz fakat Fatih Camii önemli bir camii ve İstanbul'un en büyük camilerinden biri oranın imamı da sıradan bir insan değil oradaki ibadet caminin düzeni de sıradan değil doğal olarak akla şeyi getiriyor tabi benzer cami saldırılarını ki gene Fatih bölgesinde İsmail Ağa Cemaati, işte onun liderleri veya lider adaylarına dönük silahlı saldırılar hatta ölümle sonuçlanan saldırılar olmuştu. Bu akla geliyor. Onun arkasında da bir takım karanlık ve bir türlü doğru iş sürülemedi ve sadece işte tetikçilerle veya ne bileyim saldırganlarla sınırlı kalan soruşturmalar söz konusu oldu. Çok yönlü olarak bakılması gereken bir konu ama söz konusu Türkiye ise bunu bilemiyorum. Benzer yani şu sayıkla yaptı, bu sayıkla yaptı. Motivasyonu şuydu, nedeni buydu, şuna öfkelenmişti. Bu ayrı bir hikaye. Umarım ve dilerim ki bireyseldir, münferittir ama öyle bile olsa üzerinde durulup düşünülmesi gereken bir hadise. Tehlikeli bir dönem, tehlikeli hareketler bunlar. Ee, dün akşam olduğu için de olay çok sıcak ve elbette e, aydınlatılması zaman alır veya anlaşılması zaman alır. Aydınlatılır mı? O da ayrı bir hikaye. Ama daha göz önünde bir hadise var. Depremzede aile iki çocuğu prefabrik yangınında hayatını kaybediyor. Dört yaşındaki İsa Can ve bir yaşındaki kardeşi Doğa. Hatay Samanda Su Taşı Mahallesi gazetelerin birinci sayfasında dahi yok. Yani bu hürriyetin iç sayfasından kesip getirdiğim bir haber. Hatay'da depremden 11 ay sonra her şey durduğu yerde duruyor. Aynı durum Kahramanmaraş ve diğer depremin etkilediği iller için de geçerli. Elbette bir kira yardımı yapılıyor. Elbette devlet konteyner kentler oluşturuyor veya gıda yardımı yapıyor işte sağlık açısından falan ama orada hala enkazdan ceset çıkıyorsa, hala enkaz kaldırılmamışsa 11 ay sonra, 11 gün sonra, 11 hafta sonra değil, 11 ay sonra ve orada hala sorunluları seçim sandığından çıkıyorsa ve önümüzdeki belediye seçimlerinde de çıkacaksa durup düşünmek gerekiyor. Bu büyük olaydır. Depremde bir prefabrik evde çıkan yangın sonucu iki küçük bebenin yaşamını yitirmesi. Üç çocuklu bir aile çocuklarından birini kurtarıyor anne ama diğer ikisine sıra gelmiyor veya artık ne olduysa. Yanmış cesetleri çıkartılıyor prefabrik evden büyük bir olaydır bu. Herhangi bir ülkede olduğunda üzerinde haftalarca konuşulması, sorumlularının geriye doğru buna ne yol ulaştı? Nasıl geldik bu noktaya? düşünülmesi gereken bir insandır. E, düşünülmesi gereken bir olaydır ve düşünülmesi gereken insanlar bebeler. Yani. Fakat bu da işte haber arşivindeki yerini aldı alıyor pek çoğu gibi. 11 ay Önceki deprem. Kimsenin şu anda hatırlamadığı bölgeye gitmediği gibi. İsmi lazım değil. Liderler buradan bir daha çıkmayacağız. Hep buradayız falan filan diye demeçler veriyorlardı. Boyunla sarılan kadınlara. Ne oldu? Bir başka dram. Silivri'ye ziyarete gitmiş. Silivri cezaevine. Ertuğrul Günay. Tutuklu askeri öğrencileri. Silivri ziyaretinde tutuklu asker öğrencili aileleriyle karşılaşmış. Daha doğrusu hadise bu. Çoğu yoksul, dar gelirli, masum insanlar. Çocuklar askeri okula girdiğinde sevinmişler. Şimdi 7 yıldır tutuklu diye ağlıyorlar. Zaten hani cezaevi ziyaretine gittiğinizde eğer açık görüşse diğer tutuklu veya hükümlülerle de karşılaşırsınız. Ya da işte o transfer otobüsünde beklerken önünde arkasında mutlaka başka Tutuklu hükümlü yakınlarıyla da karşılaş, karşılaşırsınız. Muhtemelen böyle bir karşılaşma olmuş Ertuğrul Günay'ınki. ki. Niye bunları anlatıyorum? Bir şeye geleceğim. Yani bu dramları veya bu ülkede yaşanan ve kimsenin üzerinde durmadığı konuları neden gündeme getiriyorum? Bir yere getireceğim onun için. Birkaç örnek sadece bu. Yani yüzlerce örnekten birkaçını sadece grafik olarak ekrana düşürüyorum. İki ayı geçti Silivri'de hala tek başına tutuluyorum demiş Hüca Kaya ki bu güncel fotoğraflardan biri çocuklarıyla beraber çektirdiği fotoğraf. Eski HDP milletvekili. Elbette 3 hafta çorap verilmemesinden mektupların teslim edilmemesine kadar birçok sorunlar, sıkıntılar oldu. Olmaya da devam ediyor. Bilindik keyfi uygulamalar. Unutuldu Hüda cezabinde. cezaevinde. Unutuldu. Yani sadece belli 2-3 sembol isim üzerinden götürürken bunlara da bakmak icap etmiyor mu? Ve bir başkası. Şimdi cezaevi hayatının da iki ayrı veçesi var. Yönü var. Şimdi bu da başka bir tarafı. Savcı cezaevi doktorunun görüşüyle hastaneye sevk etmiş. Hastanede yapılan e, tetkikler sonrasında da e, yatırılmasına karar verilmiş. Kim? Psikolojik e, sorunları olduğu gerekçesiyle Dilan Polat. Şimdi psikolojik sorunu vardır yoktur. Gerçekten yatmayı hak eden bir rahatsızlığı vardır. Hastaneye sevki doğrudur. Orada değilim. Ama bu muamele pek çok hasta, tutuklu ve hükümlüden esirgeniyor. Son evrede, hastalığının son evresinde adeta tabutta tahliye edilen onlarca örnek var. Bir başka gariplik de bu. Bir, bir, şu, bu Dilan Polat olayında. Kayyımı atanan, Dilan Polat'ın şirketine kayyım atandı. Ve Dilan Polat markasıyla atanan kayyım kağıthanede şube açıyor. Sonra da Dilan Polat'ın hesabı üzerinden bir paylaşım yapılıyor. Tüm sevenlerimi bekliyorum. Yani kadın cezaevinde psikolojik sorunlarla boğuşuyor. Öbür tarafta kayyım Dilan Polat markasıyla yeni şube açıyor. Ve bir sürü kadın da sıraya giriyor. Acayipliği görüyor musunuz? Yani sadece bir Dilan Polat olayında bugün ekrana getirdiğim iki ayrı acayiplik. Bir farklı muamele, cezaevi, hasta, hastaneye yatırılma filan neyse savcı görüşü. Öbür tarafta da Kadın kara para aklamaktan, dolandırıcılıktan, ne bileyim bir sürü üzerine atılı suçtan eşiyle beraber cezaevinde yargılanıyor. Soruşturma aşaması bitti, bitmedi bilmiyorum. Yakında mahkemeye çıkarlar. Ama öbür tarafta da bir kayım atanmış. Kayım da onun markasıyla iş yapıyor. Yani marka kendi ismi. Hani Acayip Türkiye. Şimdi buraya getirecektim lafı. Eser Karakaş, Profesör Doktor artı gerçekte çok güzel bir yazı yazmış. Refah üçlemesi diyor. Yazıyı okuyun. Ben burada sadece giriş cümlesi sadedinde bir özetini getiriyorum. Üç temel devlet meşruiyet kaynağı var. Bir tür nedensellik sırasıyla özgürlük, zenginlik, güvenlik. Ben bu üçlemeye, bu üç temel sütuna refah üçlemesi diyorum diyor. Bir ülkenin mutluluğu, refahı, özgürlük, zenginlik, güvenlik üçlemesinin birlikte yaşama geçmesiyle mümkündür. Oysa Türkiye'de devlet bizzat bu üç temel sütunun çöküşünün mimarı durumunda. Çağdaş bir yaklaşımla özgürlük yani hukuk devleti, zenginlik daha fazla ekmek için hukuk devleti ön şart ve dolayısıyla güvenlik üretemeyen devletin meşruiyeti çok sorunludur. Şimdi anlıyor musunuz bu grafikleri neden geçirdim? Fatih Camisi olayı, güvenlik. Prefabrikte çıkan yangın iki küçük bebe ölmüş. Güvenlik, hukuk, askeri tutuklu askeri öğrenci aileleri, Hüdakaya ve elbette Dilan Polat olayı. Bu refah üçlemesi olmadığı zaman bu sonuçları yaşıyor ülke. Hangi ülkede yaşıyorsanız ülke ülkeniz ülkemiz bu sonuç bu sonuçları yaşar. Kaçınılmazdır bu. Devamla. Sabah notları ee, en uygun vergi oranı sosyal refahı en yukarıya taşıyandır. Bizdeki en yüksek vergi oranı bütçedeki kara deliği kapatma amaçlıdır. Hep trene baktığımız için o kara delik hiç kapanmaz. Bunu da yine Profesör Doktor Veysel Ulusoy'un sabah notları 9 Ocak sabah notlarından getirdim. Birbiriyle çok bağlantılı. O enak araştırma, alternatif enflasyon araştırması. O organizasyonun kurucusu yöneticilerinden biri. Profesör Doktor Veysel Ulusoy. En uygun vergi oranı sosyal refahı en yukarıya taşıyandır diyor. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Bir başka bağlantılı konu gene hazine eski müsteşarı devlette deneyimi var, akademide deneyimi var. Mahve eğilmez herhalde mahve eğilmez dediğinizde herkes bir susar dinler değil mi? Başkanlık dönemi işte bana KJ'yi yazdıran da oldu. Başkanlık dönemi sefalet dönemi oldu. Sefalet endeksinde Türkiye ilk onda. İşsizlik ve enflasyon rakamlarının toplamından oluşan sefalet endeksinde Türkiye en kötü 10 ülke arasında. Sadece sefalet endeksinde değil, başkanlık sistemine geçtikten sonra her alanda geriye gitti diyor. Böyle bir enflasyon, yani Avrupa'da 10 tane 15 tane ülkeyi topluyorsunuz ancak Türkiye enflasyonuna eşit çıkıyor. Böyle bir durum ama işte böyle bir ülkede 2023 seçimini alan iktidar 2024 yerel seçimine de umutla bakıyor. Adaletten, haktan, hukuktan, özgürlüklerden, demokrasiden daha da önemlisi, insanlıktan yanaysan, cadı kazanına itiraz edeceksin. Başkasına atarsanız atın, ama beni niye kazana atıyorsunuz diye bağırman faydasız. Se Sait Sefa paylaşmış çok haklı. Evet, artık bunu anladık. 2023'te özellikle anladık. Herkes. Kendi gazeteci, gazet, gazetecisi için basın hürdür kampanyası yapıyor, kendi tutuklusu hükümlüsü için tutsak esir muamelesi yapıyor ya da yurt dışına çıkmışsa kendisi söz konusuysa veya kendi mahallesi söz konusuysa sürgün diyor, öbürü söz konusuysa firari diyor. Savaş genç paylaşmış, belediye seçimleri geliyor değil mi? Yüksek Seçim Kurulu aynı zarftan çıkan AKP'nin kazandığı oyları geçerli, muhalefetin kazandığı oyları geçersiz sayarak seçim iptal etti. Bu fecaat bir hafta bile gündem olamadı. AKP despotizmine bu kadar hareket alanı sağlarsanız saray üstünüzde tepinir. 5 sene önce 2019 seçimleri. Aynı sandıkta bir oyu yani 4-5 oy kullanılıyor büyük şehirde. Başkan, Büyükşehir Belediye Meclisi, il ilçe belediye başkanı, ilçe ne bileyim belediye meclisi, muhtar falan. Hepsini geçerli saydılar. Bir tek büyükşehir başkanını düşürdüler. Kimsenin gıkıda çıkması, çıkmadı. Kimse de itiraz etmedi. Tamam ikinci seçimi tekrarlanan seçimi daha büyük farkla kazandılar. Adeta saraya tükürdüğünü yalattılar ama en başta buna itiraz etmeniz icap ediyordu. Namık Tan paylaşmış CHP milletvekili eski diplomat artık mış gibi yapmanın bir anlamı yok. Türkiye'de anayasa iktidar tarafından fiilen işgal ilga edilmiş durumda. Bu çerçevede ülkede hukuk ve adaletten bahsetmek imkanı da kalmadı. Şu anda Türkiye canım öyle istedi rejimiyle tek adamın keyfine göre yönetiliyor. Böyle bir durumda da ben artık oyunda yokum demek gerekiyor. Yani her şeyin satın alındığı her tarafında şiki olan bir maça çıkar mısınız siz? Bir oyuna girer misiniz? Yenileceğinizi bile bile. Dayak yiyeceğinizi bile bile haksız, hukuksuz. Yani tabelada 3-0 yazıyor. Kalenizde 3 gol var ve 0. dakikada ma maça başlıyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Çıkar mısınız o maça? Bir dakika dersiniz önce onu 0-0'a getir. Hakem adil olacak, seyirci eşit dengeli dağılacak. Şu bu bilmem ne saha ve oyun koşullarına bakarsınız değil mi? Burada hepsi aleyhinde ama çıkıp oynuyorsunuz gene. Sonra dayak yiyorsunuz, yeniliyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz gene. Yeni bir oyun tertip ediliyor, o oyunda da oynuyorsunuz. Yeni bir oyun tertip ediliyor, onda da varsınız. Bakın, öğrencilere devlet desteğiyle satılan telefon. Kaça biliyor musunuz? 1649 TL. Yani bu telefon en basit kullanat telefon. Burada yüzüne bile bakmazlar. Sadece insan eğer bir yere gitmişse geçici olarak böyle alır, kullanır, atar. İçine de bir geçici sim kart takar. İşini görür bir hafta, on gün. Sadece telefon konuşmaya yarar, SMS atmaya yarar. Başka bir özelliği yoktur. Ve bu telefonu Göya öğrencilere destek için 1649 TL'ye satıyorlar. O da fahiş fiyat yani. yavaş yavaş toparlarken hani Eurofighter alıyorduk ya savunma bakanı eski genelkurmay başkanı açıklamıştı. Suudi Arabistan'a Eurofighter jet satışı onaylanmış. Beyrut'u Gazze gibi yaparız diyor. İsrail Savunma Bakanı. Yani Gazze'yi ne hale çevirdiklerini farkındalar. Malum ilam. O arada Washington endişeliymiş. İsrail'i durdurmaya çalışıyormuş. Ateşi yani yangını tutuşturduğunuzda veya kıvılcımdan sonrasını artık hesap etmeniz, geri çevirmeniz, döndürmeniz zor. Ben de ilk birkaç ay boyunca Amerika isterse bu biter dedim ama şu anda Amerika istediği halde eğer samimi ise o da ayrı konu bilmiyoruz. İstediği halde belki İsrail'e lafını geçiremiyor veya durduramıyor veya döndüremiyor. Niye? Alevler büyüdü artık her tarafı sardı. Ayrıca Amerika öyle dedi böyle dedi yani İsrail söz konusu olduğunda evet Amerikan yaptırımları önemli fakat İsrail'i durdurmak istiyorsan yapacağın şey bölge ülkelerine temas falan değil İsrail seni dinlemiyorsa veya endişen varsa neyse nasıl Putin'e hemen dakika bir yaptırım koydun oraya da bir yaptırım koyacaksın bakalım ne oluyor kes enerjisini kes tedariki bakalım ne oluyor hiç kimsenin aklından geçiyor mu en başta Arap Birliği'nin aklından geçmiyor Türkiye'nin de aklından geçmiyor hiçbir ülkenin de aklından geçmiyor. Onun için bu tür şeyleri de son derece ikircikli ve göstermelik görüyorum. Timsah gözyaşları gibi bir şey. Putin yanlısı medyada şüpheli bir ölüm daha. Zoya Konolo, Konovola. Konovalova. Zorlandım ismini söylerken. Putin'e yakın Kuban kanalının genel yayın yönetmeliymiş Evinde ölü bulunmuş bu tür rejimlerde adres hemen düşünülüyor veya işte odur budur. Ee, batı da böyle şeyler pek olmuyor. Evet batı medyası da sorunlu, hükümetlerle beraber çalıştı oluyor, devletin dediğini, şu bu bir sürü şey, problem var yani. Me mesleğimizde problem var. Yeni seyrettim Twitter'a koydum, buraya getirme fırsatı olmadı. Bir gazeteci Kanada'nın başbakan yardımcısına soru sormaya çalışırken güvenlik engelledi ve tutukladı adamı. Hiçbir şey de yapmıyor adam dokunmuyor sadece mikrofon uzatmış soru soruyor. Bir temas dahi yok. Saldırdın diyerek tutukladılar adamı. Videosunu paylaştım Twitter'da var. X yeni adıyla. Tamam oluyor. Yani dünyada garip şeyler oluyor ama yani birilerini orta, ortadan kaldırma söz konusu olduğunda adres genelde pek fazla değişmiyor. Başkanlıkta sefalet dönemi ve refah üçlemesi unutmayın. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bugün yaşananlar birer sonuç esasen. Sebep de orada. En başta hukuk ortadan kalkınca, özgürlükler ortadan kalkınca her şeyi, elinizdeki her şeyi yitiriyorsunuz. Aman bana dokunmayan diyene de dokunuyor. Çarşamba manşeti yok, perşembe tekrar buluşmak umuduyla.